arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere müjde mantığını anlatacağız. Müjdeleri hangi işaretçilerin müjde işaretleri ya da müjdelerin nerelerinde olur olgusunu paylaşacağız. Başlayalım isterseniz. Birinci işaretimizi gördüğünüzde, yukarıda görmüş olduğunuz işaretçimizi gördüğünüzde bu şekilde ya da bu şekilde genelde bir mağara içinde ya da bir kaya mezarların, açılmış kaya mezarlarının içerisine girildiğinde karşılaşılan olgulardan bir tanesidir. Bu işaret bize orada parayı isim bir işaretçi sistemidir. Genelde duvarlarda çok küçük yapılır, çok küçük yapılır. Su tuttuğunuzda ortaya çıkıyorsa hemen sağında, altında, kenarında, yanında Müjdesi olan bir işarettir, ya da paraya giden bir yönü gösteren işarettir arkadaşlar. Büyük paraya da büyük paraları da gösterdiği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde bu işaretçi yine sadece kalp de olabilir. Bakın, girmiş olduğunuz yerde ya da bir ana kaya üzerinde, bu sadece bir kalp olarak da işlenmiş olabilir. Küçük bir kalp de işlenmiş olabilir. Ana üzerinde eğer küçük bir kalp olarak işlenmişse o ana üzerine ıslatıyorsunuz çok küçük böyle ne bileyim şöyle bir pimpon topu ya da o boylarda bir tane kapama yapıldığı gibi içine işte küpeydi kadın zinet eşyasına benzer tek bir küpe işte iki tane küpe bir tane kolye gibi malzemeler Konduğu olmuştur bunda da aynı şekilde geçerlidir müjde işaretlerinden bir tanesidir İkinci işaretle keza aynı şekilde bu sadece kalp de olabilir bakın küçük bir kalp de olabilir küçük kalpten bahsediyorum. Çok küçük bir bozuk para kadar ya da daha da küçük bir bozuk paranın da yarısı kadar bir işaret sisteminden bahsediyorum. Aynı şekilde girdiğinizde yine bu işaret sistemine bunun e, aynı altına 20 santim hatta olduğu yerin toprak varsa altına toprak eşeliyorsunuz alta doğru bakıyorsunuz bir kapama vardır. Kapama da kendini toprak altında yapılmışsa çok bariz bir şekilde gösterebiliyor. Bu da size bilgi olsun bu konuda bu anlamda ya da bir mağara mağara içerisine girdiğiniz mağara içerisinde böyle bir işte, bu şekilde bir işaretle karşılaştınız. Aynı şeyi anlatıyor olabilir arkadaşlar. Unutmayın. anakaya üzerinde ya da bir mağara mağarada ya da farklı bir olguda ya da bir mezar demiyorum biz mezarlara karşıyız. Zaten e, sizlere göstermiş olduğumuz büyük e, sit alanı diye hep söylediğimiz ve hiçbir zaman kazı yapmamamız gerektiğini söylediğimiz Zaten e, işaretlerde de bakın burası budur şu anlama gelir. Gerçek bakın arkadaşlar kusura bakmayın ama e, biz yüzde seks söyleyemiyoruz maalesef. Anlatıyoruz burasıdır diyoruz da oraya çok yakın olabiliyor. Ya da biz orada yüzlerce resimde görebiliyoruz, figür görebiliyoruz. En son paraya götürebilecek işareti görsek bile 5 metre diyen, 10 metre ileride diyen, karşı tepede diyen, karşı onları da söylemiyoruz bazen. Çünkü karşılaştığımız olgular. Bak dün de bir analiz yaptık. Tamam bütün işaretler biz oraya 3-5 işaret toplanmış ama oradan bize asıl parayı götürebilecek diyorum ya. Boynuz var diyelim, kulak var diyelim ama tam da orada olmayabiliyor. Onun müjdesi orada olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ana parasına kesinlikle göstermiyoruz. Göstermiş ol, olgularda, ol, olmuş olduğumuz olgularda bizim orada olmamızla, bizim orada olmamızla uzaktan görmemiz arasında fark vardır. Burada 10 tane işaret vardır. Asıl ben burada e, ee, görüyorum drone'u ya da orada olma olarak görmem gereken bir işaretçi vardır. Üçü de burada toplanmış. Bitti artık. Şunun baktığı yer son noktadır. Onu da biz biliyoruz. Ama baktığı yeri ne yapıyoruz? Göremiyoruz arkadaşlar. Şuna gidelim. Bunda da keza aynı şekilde keza aynı şekilde üçgen işaretini bir ana kaya üzerinde gördüğünüzde Bunların çok küçük olmaları gerekiyor. Bunu bir kere başta unutmayalım. Bakın, müjde işaretlerinin çok küçük olmaları gerekiyor. Yani bir küçük yüz, yüz kuruş kadar olmaları gerekiyor. Bunları görebilmeniz gerekiyor. Başta, en başta söyleyelim. Üçgen ve böyle bir çubukla eğer bir yön veriyorsa bir kaya üzerinde hemen bu yönde çok fazla değil ya. Yani. Bunda da genelde beşer altışar santim onar santim, 50 santim, 40 santim gibi göstermiş oldukları sağında solunda su tutmak suretiyle gölge yöntemiyle gölgeleme yöntemiyle Horasan'la kapadıkları için ve aynı şekilde bu doğrultuda gittiğinizde eşit olacak çapları üçgenin 5 santim örnek 2 santim, 2 santim 2 santim bu kadar ya da 1 ve 1 santim her evet. eşit olacak arkadaşlar ölçüleri bu tarafta bu yönde kaya üzerinde kaya üzerinde şurada gördünüz şurada gördünüz Şurada gördüğünüz bu yöne yön vermiş. Buralarda bir yerde bakacaksınız arkadaşlar. Alta doğru veriyorsa altta bir kayada e, içerisinde de hep söylüyorum bir bozuk para girebilecek kadar bazen şu boyda ya da bundan da küçük bir boyda saklama olabiliyor. Bu saklamalardan bazıları şunu da söyleyeyim onu ben. Şunu da söyleyeyim onu ben arkadaşlar. Mesela e, bakın çizimlerimiz o kadar iyi değilmiş değil mi? Biz çizgileri takip ederek ortaya bir resim çıkarabiliyoruz. Dün bir şahin çizdik. Şu kuşa bakar mısınız? Yani demek ki çizimlerimiz iyi değil arkadaşlar. Şu e, olguya geliyoruz. E, müjde saklantısı olan olgulardan bir tanesidir. Kuş. Müjde ile saklama arısı diyeyim. Yani küçük saklamalardan bahsediyorum. Bir kuş, biz kuşlarda anlatacağız bunu. Eğer bir kuş oturmuş vaziyette bir yerdeyse şöyle oturmuş olduğunu düşünelim. Bu kuşun oturmuş olarak bir yerde duruyorsa yuvasında yuvasında hemen bunun olduğu yerlerde arkadaşlar bunun arkasında bir arkasında eğer bu kartal olduğunu düşünün. Büyük devasa bir taş üzerine büyük bir kartal yapıldığını düşünün. Bunun tam arkasında arkasında arkadaşlar toprak kazılmak suretiyle toprak kazılmak suretiyle hemen altı yumurta yapabileceği yer Göz önünde alınır. Alt yerdeki toprak yumuşak bir topraksa 1 bir metre kadar, 1,5 metre kadar kazıldığında altından yumurta çıktığı olmuştur ve gözlemlenmiştir. Yumurta şeklinde yani bir voleybol topu, büyük bir taş, farklıdır. Onu kırdığınızda onun içerisinde e, nasıl söyleyeyim e, saklaması defalarca çıkmıştır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bıcır şeklinde taşlar da olabilir. Ya da 5-6 tane büyük e, taş olabilir. Kaldırırsınız Yumuşak bir toprak vardır. Ya da bir kum vardır. Kumun içindedir malzemesi. Hemen şeyinin altında arkadaşlar. Ya da bu hayvanın hemen altında şöyle kayadadır bu. Kayadadır. Şöyle bir kare alan vardır. 15-20 santim buraya su dökersiniz. Burada malzeme su olabiliyor arkadaşlar. Biz bunlara müjde diyoruz artık. Biz bunları hayvan suretlerinde, şekillerinde, işaretlerinde göstereceğiz. Ayrı anlatacağız ama müjdeyi anlatıyoruz şu an. Hemen kısa. Bunun parası... Ana parası bunun baktığı yönde ya da sırtında bir yavrusu varsa yavrusunun baktığı yönde olabildiği gibi bu tarafta değil bu tarafta kaya dikse eğer gözünün bu tarafı bu tarafa bakmış olduğu farklılık arz eden bir kayanın altında da ya da içinde de olma ihtimali var böyle oluşumlarda. Ama müjdesi nerede oluyor? Altında oluyor. Hemen arkasında oluyor. Ya da bir kayanın üzerinde düşünün bunu. Bunu bir kayanın üzerinde. Gagasının önünde bir tane nokta vardır. Şurasında. Tamam mı? Burayı da burayı kaç santim? Bir buçuk santim. Ee, bir, bir santim diyelim. Bir, bir metre ilerisinde kayanın şuralarda bir kapama oluyor. Buna dikkat edin. Nokta itibariyle devam edin. Burada da bir kapama oluyor. O da bunun müjdesi olabiliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Sıra geldi. Kaplumbağamıza. En çok müjdesi olan Hayvan işaretlerinin bir kısmı bir de müjde işaretleri daha da var. Anlatacağız. Çok aceleye geldi. Benim işim var bugün. Onunla ilgilenmem gerektiği için hatta acele ediyorum. 15 20 de 10 dakika 15 dakika içinde hemen işi bitirmem, çözmem lazım. Bunları anlatmam lazım. Kaplumbağaya gelelim. Devasa bir kaplumbağa gördünüz. Boynu havaya bakar ya da yere şu tarafa bakar, şuna bakar. Hafiften böyle meyillidir genelde. Bunlar da müjde çok olan olgulardan olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Boyunç önemli bizim için. Boyun ve göz bu durumlarda ya da boyun ve göz ya da kuyruğu çok önemli. Bu durumlarda bunlar bize genelde. Kuyruk genelde ana parayı gösterir. Göz genelde müjdeyi gösterir. Boyun genelde müjdeyi, küçük bir gömüyü söyler bize. Ana kaya üzerindeki şöyle mesela bir de haç yapar şurasına. Tamam mı? Ana parası bu tarafta bu tarafta arayacaksın der. Ya da haç yapar. Haçın yaptığı yere bir tane küçük nokta yapar. Haç çok küçüktür. Nokta yaptığı istikamette buralarda bir tane müjde, e, Horasan kapamı arayabilirsiniz. Devasa bir kaplumbağadan bahsediyorum. Aynı şekilde burada boynunu çok iyi inceleyin. Boynunda bütün hayvan figürleri için geçerli. Deve, işte kaplumbağa. Boyunları toprağa e, yuvarladığı yerde toprağa göre Burası topraktır. Eğer mail veriyorsa burada bunun, burada bunun müjdesi olabiliyor arkadaşlar. 20 tane para, 30 tane para, altın paradan bahsediyorum. Gümüş de o, altın da olabilir ama kaplumbağa genelde altın simgeler. Gümüş de çıksa hiç fark etmez, çok değerlidir. Üstünde genelde kaplumbağa motifleri olan paralar çıkar ve her biri çok çok ama çok değerlidir. Gözüne gelelim sıra. Gözü kaplumbağanın gözü bir tarafta yapılır. Genel bir olgudur. Genelde yapılır. Müjde paraları için bahsediyorum. Gözünün baktığı istikamette bir oyuk yapılır. Gözünün şurada yani yuvarlağı takibini elinizde hafif yuvarlağın altında bir meyil vardır. Tam onu milimetrik takip ettiğinizde sizi karşılayacak bir tane yumurtaya benzeyen şuna benzeyen bir kaya vardır. Büyük bir kayadır. Buralar topraktır, buralar topraktır. kaplumbağanın e, topraktır. Gelirsiniz arkadaşlar. Bu istikamette bu kayanın oldu şuraya da bir murç yapmıştır, şuraya da bir murç yapmıştır. Kaplumbağanın gözüyle çakışır. Hemen kayanın üzerinde bir araştırma yapıyorsunuz, su döküyorsunuz, inceliyorsunuz. Baktınız bir şey bulamadınız. Bu küçücük deliğin olduğu etrafa bakıyorsunuz. Kararma yok, su döktünüz, bir şey bulamadınız. Bu murcun, bu murcun tam altına doğru iniyorsunuz. Toprağı biraz açıyorsunuz burayı. Toprağı biraz açıyorsunuz arkadaşlar. Çok karşılaşılmış kaplumbağa e, olgularındandır. Toprağın altında arkadaşlar kayayı, kayayı e, çatlatıyorlar. Buradan ateş tutuyorlar. E, ateş yakıyorlar. Açıyorlar altı. Kaya buradan düşüyor. E, çatlıyor. Size anlattım. Alkol dökmek suretiyle. Horasan nasıl kırılır, kırılır videomuz vardı. Ana kaya nasıl kırılır videomuz vardı. Bu buradan düştükten sonra arkadaşlar doğal olarak çatlak şekilde düştükten sonra küçük bir parçadan bahsediyorum. Top kadar. Buranın içerisinde hafif oyuyorlar. Oyduktan sonra da içine biraz bir variyet koyuyorlar. Bir kısım variyet koyuyorlar. Ondan sonra bu taşı yerine çok güzel bir şekilde bu taştan düşmüş olan küçük parçaları taşla ezerek ya da çekişle ezerek sıva yapıyorlar. Sıva da aynı renkte olduğu için kapama kendini belli etmiyor. Ama buraya su vurduğunuzda arkadaşlar. Ama toprağı açıyorsunuz. Bakın unutmayın. Çok karşılaşılan bir olgudur. Bir basket topu kadar bir alan düşünün. İçe doğru. Kasa de diyoruz biz bunu ama nedir? 3 kilo, 2 kilo, 3,5 kilo gibi variyettir. Bu kaplumbağanın ana parası bu değildir. Ama biz buna müjde gibi bakıyoruz. Kasa gibi bakıyoruz. Kasa ise yanında iki tane de vardır. Siz bunu müjde olarak algılayabilirsiniz. Hayat kurtarır. İşe yarayacak bir paradır. Ee, gelelim aynı şekilde kaplumbağa bu tarafa bakıyordur eksik ayağı vardır eksik ayağı bir tane şurada eksik ayağı vardır eksik ayağı olduğu yere gelirsiniz yine aynı şekilde burada aynı bu işlemleri teker teker sıralarsınız su dökersiniz bakarsınız buradan buradan bir general olabilir özel seri para dediğimiz bir tane, üç tane, yedi tane, dokuz tane, on bir gibi sıralı paralar vardır. Generalin ismine adanmış, kendi bastırmış olduğu çok değerli olan aslında müjde diye adlandırdığımız ama müjdesidir bu bunun. Lakin gerçek gömüsü diyorum ya kuyruğu ya da arkada haç olan kısımda size işaret verir. İleride bir tane kara taş dediğimiz, ak taş dediğimiz bir olgunun altında olabilir. Diye her zaman söylemiş olduğumuz gibi. Burada e, bu paralarla karşılaşabilirsiniz. Bir, e, ne kadar söyleyeyim. Bir ping pong topu kadar bir e, içeriye derinlik vardır. bir 15 santim. E, şu işaretler de olabiliyor. Baktığı yönde arkadaşlar. Mut de olabiliyor ve bu şekilde o müjdeyi alabiliyorsunuz. Bu defalarca karşılaşılmış bir olgudur. Yine aynı şekilde gırtlağının olduğu yerde aşağı doğru girdiğinizde yumurta şeklinde bir taş olur. Yumurta şeklinde bir taş olur. Ya da baktığı yerde sadece küçük şu boylarda bir taş olur arkadaşlar. Yumurta şeklindir. Bal mumuyla da çevrelenmiştir. Alçıyla genelde alçıyla çevriliyorlar. Yumurtaya benzetiyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Buraya koyuyorlar. Kum oluyor. Kaplumbağa. Deve tüyü rengine benzeyen bir toprak rengi vardır. Kaplumbağanın sevmiş olduğu bir toprak türüdür. O da ayrı bir sistematiktir. Onu ayrı anlatacağız. Kum şeklinde bir toprağın içerisinde bu yumurtayı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çıkardım mı zaten çok kendine belli eden bir olgudur ve içinde variyet olabiliyor tabi ana parası değil bunlar müjdelerden bahsediyoruz şimdi başka bir olguya geldik o olgumuz da yıldız yıldızımız şu yıldızımızı size söyledik kaya kasa şu bu ama diğer bir anlamı vardı kaya mezar kaya kasa dedik İşte kaya kasa olgusuna gelelim bunun kaya kasa olabilmesi için yıldızın yıldız biraz daha incedir bu yıldız ince bir işarettir yani bunu Cinali gibi düşünün Cinali gibi resimleri gibi düşünün Cinali gibi resimlerin olduğu yerde bu e, işareti bulursanız küçük istavros çok milimetriktir. Yani bir santimin yarısı kadardır. E, yanında yapılmıştır. E, o yıldız işaretidir. Yıldız işareti de çizimli diyorum ya Cinali olay olgusu gibidir. Bu tarafa doğru kaya üzerinde ana kaya üzerinde yapılmıştır. Der ki yıldızı bul der, yıldızı bul der. E, sonra ararsınız yıldızı bulamazsınız ama yıldızın içerisinde su dökersiniz kayaya. Kayanın bir olgusu o Cinali'den size yön veren bu haç işaretinden X işaretinden haç işaretinden devam ettiniz mi bu tarafa doğru buralarda bu kararmayı göreceksiniz. Bu kararmanın içerisine sokuyorlar arkadaşlar. Kırıyorsunuz. İçeride müjdesini alıyoruz, alıyorsunuz. Ee, nedir? Bu mezar başlarında da olabiliyor. İşte e, mezara zarar verilmesin diye yapılmış olan kaya mezarların, küçük kaya mezarların başlarında olan olgulardan ve karşılaşan olgulardandır. içinde işte e, gümüş bileklik, işte ne bileyim kolyeydi, işte o, o tarz olgular çıkıyor, altın çıkıyor, ona benzer şeyler çıkıyor. Aynı şekilde mezar, onu bir sonra anlatalım. Mezar işleri, mezar kenarları. Ben mezarları bundan sonra biraz kısıtlayacağım. Çünkü anlatıyoruz. Sakın ha arkadaşlar lütfen bakın kültürel varlıklara zarar vermeyin, kazı yapmayın. Bu olgulara girmeyin. Ben kesin bile dediğim hani %70-80 diyorum ya O 80-20 bende söylemediğim bir 20'ler var orada Bakın dikkat edin İlla buraya dedi Bak buraya da bize gösteriyor demeyin Orayı gösteriyorum ama belki Hani %100 göstermiyorum 5-10 metre ilerisindedir Orada son her şeyi gördüm Orada bir işaret var artık bitti benim için Ama belki az ilerisindedir Bu belkileri düşün kazı yapmayın Biz başta söylüyoruz Lütfen sakın kazı yapmayın arkadaşlar Lütfen ama Gelelim halka işaretine. Halka işareti e, genelde içleri şöyle çekistlenmiş, muslanmış olabiliyor. Bu halka işaretini gördüğünüz yerlerde arkadaşlar kaya kasa kasa kapamalar oluyor. Hemen bunun bir taş üzerindeyse altında altında bir kapak çıkabiliyor arkadaşlar. Küçük e, saklama müzi tarzı dediğimiz olgular olabiliyor. E, kayanın kendi bu kapak halkayı gördüğünüz taşın ana kat taşın üzerinde halka görmüşseniz buna su dökün. Bunların iç kısmı horasanlanabiliyor. Horasanlanabiliyor arkadaşlar kırmak suretiyle ama e, ve boşluk bulmak suretiyle arkasında kayıtlarda belgelerde olan var olan muhakkak olan olgulardan bir tanesidir. Halka yaptı, halkanın arkasında belli bariyet sakladı. Halkayı kıracaksın, arkasından parayı alacaksın. Sonra halkanın olduğu duvarı kıracaksın, onun arkasında mağaraya çıkar gibisinden. Eşkıya belgelerinde de geçen olgulardan biridir. Her halka değildir. Su dökmeden ve kararmasını beklemeden ya da boşluk testi yapmadan, yani çekiçle, özellikle tahta çekiçlerle, kontrolü yapmadan kesinlikle hiçbir yeri ama hiçbir yeri kırmıyorsunuz. Kırmıyoruz arkadaşlar. Özür dilerim hızlı anlatıyoruz. Ee, şeye geçelim arkadaşlar. Şimdi karşımızda bir tane ana kaya var. Ana ile karşılaştık. Ana kayalar çok önemli. Ana kaya dediğimiz bir kamyon kadar ya da bir kamyonun bir pick-up kadar olan kamyonlardır. Bunların üzerlerinde şöyle içe doğru içe doğru oyuklar e, görürseniz arkadaşlar. Böyle içe doğru tek oyuklar görürseniz bu ana parayı başka bir işaretçiden aslında buraya e, yön vermiş ama sonra o işaretçiler e, deform olmuş, kırılmış, dökülmüş. Ama tek bu kalmış. Gizli yapılmış. Ee, dediğim gibi bozuk para kadar. Bunu göz olarak kabul edip bu tarafta bir olgu aradığımız gibi bazen de bu göz diye varsaydığımız olgunun hep diyorum altına böyle elinizde yokladığınız hafif meyil verilmiştir. Sanki gözyaşı su dökseniz altı akacak şekilde. Burası da topraktır. Toprak kalktığında burada da burada da arkadaşlar bir kapaması olabiliyor. Yani şurada da bir kapaması olabiliyor. Şuradan aşağı indinizde tamam mı toprak olan yerde olguda bir kapaması olabiliyor. Çok karşılaşılan olgulardan bir tanesidir. Spilos dediğimiz, mezar sunusu dediğimiz, sunuç dediğimiz ana bir kaya üzerinde bir kanalla bir mezara belki ileride yön vermiş olan ve içindeki işçiliği çok güzel olan biraz da deri ol, derin olan olgular diye adlandırdım şu olguya dikkat etmenizi istiyorum. Bu olguların bazılarının içlerinde arkadaşlar içe doğru kıvrımlı olabiliyor. Mesela elinizi sokuyorsunuz 20 santim kadar derindir. Bir de hafiften parmağınız içe doğru gidiyordur. Bu splos denen yani <laughs> özür dilerim e, mezar sunucu çanağı dediğimiz sunucu çanaklarının iç kısımlarında da e, saklamalar olabiliyor. Bu gibi olguları, müjde denen olguları arkadaşlar e, dedektörler yakala, yakalayabiliyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, Sezar'ın hakkı Sezara. E, şimdi bir şey yapmıştık biz bu konuyla alakalı da dedektörler, çubuklar, sarkaç yöntemleriyle alakalı bilgiler vermiştik size. Emin olun ama hepsi de faydalı olduğu yerler var, Faydası olabileceği yerler de var. Ee, muhakkak bir olgu bu. Herkes kabul ediyor bunu. Diyoruz ya Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bu olgularda, bu olgularda arkadaşlar ama pointerlara gelirsek pointerlarda müjde bile bulamıyoruz. Neden? Çok zor arkadaşlar. 2 santim, 3 santimlik bir duvar olacak geçeceğin de onu bulacak biraz zor o. Yani adam bunu müjdeyi koysa bile 20 santim kum basıyor içine. Paraları içeriye doğru atıyor. Yani delmiş olduğu da Yani 1 santim, 2 santimle, 3 santimle kaçırabiliyor pointer. Bunun yerine ucuz 600 milyon, 750 milyonluk müjde peşine gidecek olacağını arkadaşlara söylüyorum. Yasak ama dizini daha bahsediyoruz her zaman? Yani en azından çok amaçlı kullanırsınız. Pointuna vereceğiniz de 800, 900 lira. E, aynı parayı verin. Bir tane küçük dedektörler var şu boylarda. 20-25-40 santime kadar rahat görüyor. Bu kayaçların etrafında ama iyisinden bahsediyorum arkadaşlar. Horasan kayalardan, e, Horasan kayaya da uçuyor maalesef bu taş şeyler, dedektörler bu konuda çok dikkat edin. Bu sunuç çanaklarının içerisindeki bu kırmayın kesinlikle halkaların içerisinde. Mesela tavukta tavuk ve civciv işareti gördünüz. Bazen bu tavuğun tam gırtlağında böyle kabartma şeklinde buraya konabiliyor. Mesela kaplumbağa gördünüz. Kaplumbağanın üzerinde üstüne konabiliyor arkadaşlar. Her işaretli olabiliyor. Eda bunun domuzu var, domuzun yavrusu var, yavrusunun nereye yapıldığı var. E, farklı müjde işaretlerimiz var. Derinlik olgularıyla alakalı da biz video yapacağız. Arkadaşımız istediği için özel, kendisi ve merak eden için, eden arkadaşlar için yapmak zorunda kaldık. Yoğun da oluyoruz arkadaşlar, yetiştiremiyoruz her gün günde bir tane iki tane video yüklemek zorunda kalıyoruz bu anlamda diyoruz ya gramer çok önemli bizim son nokta işaretlerimiz var daha onları yapmaya devam edeceğiz 5 6 tane daha var ama o kadar resim geliyor ki analiz yapmak zorundayız arkadaşlarımızı kıramıyoruz kıramadığımız için de onlara da cevap vermek istiyoruz Söylemiş olduğumuz gibi bizim e, videomuz var. Bu, bu bağlamda taşlardan hangi tekniklerle taş resimlenir, hangi tekniklerle videolama yapılır. Olan işaretini etrafı panoramik bir görüntüsünü her zaman istiyoruz. Çok dar bir etraf çekilmeden burayı ben gösteririm ama belki ben oraya gittiğimde ben olsam 5 işaret beni buraya getirdi. Şurada da son bir nokta var. Tamam herkesi topladın. Hadi gidelim. Halı sahaya maça gidelim. Yani bir işaret buraya getirdi. Bir işaret buraya getirdi. Burada beş tane olgu var. Hepsi burada gösteriyor. Ben diyorum ki burada burası. Ama oraya gittiğimde arkadaş da o arkadaşlardan biri diyecek ki bir yere bakacak. Diyecek biz maça geldik. Abi senin haberin yok. Bak kramponlarımız, şortlarımız var. E ne yapacağız şimdi burada boşuna mı toplandık? Bak karşı dalısa var. Görüyor musun abi? 50 metre oraya gideceğiz. Yani malım orada diyor. Diyebilecek hususlar da var. Bu bağlamda biz orada olmadan yani işaretleri uzaktan görmekle bir de o resimleme teknikleriyle görmekle arasında çok fark var. Siz bize bizim yapmış olduğumuz videolarımız var. Bunları takip etmenizi öneririz. Tılsım diyorsunuz. Biz tılsımı bir ay evvel yapmıştık zaten. Büyü diyorsunuz. Biz büyüyü bir ay evvel yapmıştık. Bizim yapmış olduğumuz videoları yani videolara girerseniz tısımla alakalı bilgiler verdiğimizi, Kur'an-ı Kerim'den de ayetlerle anlattığımızı, büyüyle alakalı var mıdır yok mudurla ilgili ayetlerle size kanıtladığımız ve anlatmış olduğumuz videolarımız var. Şöyle bir kanalda gezinin, bakın bakalım neler yapmışız. Bir arkadaşımız da şeytan olayını anlatmış, şeytanın ölümüyle alakalı. Evet başta yanıldık ama aynı videoda pardon dedik, özür dedik, dedik doğrusu bu dedik onu da hatırlatalım arkadaşlar. Mezar olgularında, kaya mezar olgularında biz gösteriyoruz. Kesinlikle kazı yapmıyorsunuz lütfen. Kimseyi zor durumda bırakmayalım. Kendiniz de başta özellikle. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bilgi karanlıkta önünüzü aydınlatır. Bunun devamı gelecek. Bunun derinlikleriyle alakalı videomuz olacak. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.